İyi misin? Kerim, oğlum bak, biraz kendine gel. Polisler gelip ifadeni alacaklar. Belki o zaman da bir şeyler hatırlarsın. Hiçbir şey hatırlamıyorum ki abi. Hiçbir şey. Fatma Gül'ü aradım. Sonrası yok. Tamam, yorma kendini, ne olur. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Aytuğbe, ameliyatın bir kısmını ben yaptım. Çok uğraştırdın bizi ama şimdi her şey yolunda. Şimdi dinlen biraz. Daha sonra tekrar uğrayacağım ben. Sağ ol. Sağ olun. Bize dünyaları verdiniz. Tabii görevimiz, vazifemiz ama hastamızın biraz dinlenmesi gerekiyor. O yüzden sizi dışarı alalım. Tabii. Ben biraz daha kalabilir miyim? Peki. Ama yormayın hastamızı. Tamam, merak etmeyin. Ağlama. Çok korktum Kerim. Seni kaybedeceğim diye çok korktum. Sensiz nasıl devam edeceğim diye düşündüm. Çok güçsüz hissettim kendimi. Yokluğunu düşünmek bile o kadar acı verdi ki. Dua ettim. Bırakıp gitme diye dua ettim. Ben de korktum. Ölmekten korktum Fatma Gül. Orada öyle yatarken içim çekildi. Uzaklaştım her şeyden. Her şeyden. Bir boşluğa düştüm sanki. Çekmedim sonra. Biliyor musun, sen geldin aklıma. Seni düşündüm. Dedim ki ben öldükten sonra ne yapar? Yalnız kalır. Ağlar, üzülür. Senin acı çektiğini düşünmek daha çok yaktı canımı. Tamam. Sus, doktor kendini yormasın dedi. Meğer ben seni de çok seviyormuşum Fatma Gül.
Günaydın. Günaydın. Ya demin bir sesler duydum. Kim geldi sabah sabah? Annen terapiste geldi. İçeride çalışıyorlar. Ha. 7. Günaydın. Günaydın. Bu ne lan böyle? Ne lan? Oğlum sabah sabah parfüm şişesini mi kırdın kafanda ya? Seviyorum bu kokuyu abi. Seviyorsun da sevginin de bir sınırı var ya. Of, burnumun direği kırıldı yemin ederim. Sakallar da gitmiş. Ha, sıkıldım ya, biraz da böyle takılacağım. Kıyafetler de 10 numara. Lan sen ne çakalsın var ya. Ne saçmalıyorsun oğlum sen, ne çakallı? Ya bırak ya, Meltem için değil mi oğlum bütün bunlar? Üf, saçmalama be. Ha. Bildiğim kadarıyla senin bugün bir moda çekimin yok. Ha? Yoksa senin gibi bir dökük niye böyle giyinsin ki? Oğlum akşam Orçun'un doğum günü var ya. Eve uğramayacağım, şirketten geçeceğim direkt. Hı, tamam oldu o zaman. Ne düşünürsen düşün ya, hiç uğraşamayacağım seninle sabah sabah. Vallahi uğraşma bence de, zararlı çıkarsın. Günaydın. Günaydın, babam çıktı mı? Reşat Bey henüz kalkmadı. Kalkmadı mı? Allah Allah. Erkenden toplantı var bir de, biz kalkmasak yaygarayı koparır. Dur bir bakayım, şimdi de niye kaldırmadınız diye fırçalacak. Sandım hala. Niye kalkmadın? Niye kalkayım? Şirkete geç kalacaksın. Hangi şirkete? Kimin şirketine? Baba iyi misin sen? Git başımla, beni rahat bırak. Hadi ama baba bak, hadi toplantıya geç kalacaksın, hadi. Hiçbir yere gitmiyorum bugün. Kimseyi de görmek istemiyorum. Ama baba bak, bu toplantı çok önemli. Ödemeyle ilgili teklifimizi sunacağız. Ağzınız yok mu sizin? Siz konuşun. Ama bu toplantı... Başlatma toplantından. Koskoca işi nasıl batırdıysanız gidin öyle uğraşın. Sizin için kılımı kıpırdatmayacağım artık. Benden hiçbir şey beklemeyin. Baba gerçekten iyi misin sen? Defol git başımdan. Git diyorum, git. Laf da mı anlamıyorsun? Bırak işgüzarlığı. Çabuk terk et burayı, hadi. Yallah. Hadi. Perdeyi de kapat. Yok oğlum, Reşat yaşanan depresyonda. Üf git be. Vallahi oğlum, o da isyan bayrağını çekerse dünyanın sonu geldi demektir. Şişt, onu bunu bırak da toplantıyı ne yapacağız, tek başımıza kaldık. Valla merak etme, toplantı falan olmayacak. Senin kokunu duyunca bayılırlar zaten. Ha, çok komiksin. Sen de. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.